Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizin başlığı, aileden sonra en büyük, en sağlam, en emin ve en tesirli teselli kaynağı cemaat. Problemsiz bir hayat yok. İnsanın ve imtihanın ve faaliyetin olduğu yerde problemler, sıkıntılar çıkar. Bunlar kaçınılmazdır. Hayatın iniş ve çıkışları var. Bunlar bitmez. Kimi zaman aile içinde de problemler çıkabilir, sıkıntılar çıkabilir. O zaman gençler, insanlar, çocuklar kendilerini nereye atacaklar? Nasıl rahatla, huzur ve sükuna kavuşacaklar? Problemlerini nasıl çözecekler? Evet, hepimiz hayatın dağ dağlarından, ağır şartlarından bunalırız. Nefes almak, dinlenmek, teselli bulmak, manevi gücümüzü takviye etmek için hem cinslerimizle kaynaşmak isteriz. Böylece cemaate girerek teselli buluruz. Bu dostsuzluk dost zamanda cemaat çevremizi dostlarla çevreler. Hakiki dostluklar yoktur, görüyorsunuz. İnternet dostlukları, sosyal dostluklar vesaireleri sadece yapaydır piyasada. Ama dostsuz zamanda cemaat çevremizi gerçek ve samimi dostlarla çevreler. Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevaline, yani hayatımızda çok sık sık değişiklikler yaşanır. Ve yok olmasına ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medarı teselli ise samimi dostlarla görüşmektir. Evet, bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için 20 gün yola gider ve 100 lirayı sarf eder. Binlerce lirayı sarf eder. Şimdi bu acı dostsuz zamanda samimi 40-50 dostunu birden bir iki ay görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakiki bir teselli alıp vermek elbette başımıza gelen musibet ve meşakkatler ve zayiat-ı maliye, mallarımızın zayi olması ve ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden 10 sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkatı kabul ederdim. Teşekki değil, kaderi tenkit ve teşekkür. Kaderi tenkit değil, teşekkür ve kadere teslim olmak lazım. Sizi temin ederim ki şimdi ecel gelse, ölsem kemali rahatı kalple karşılayacağım. Çünkü içinizde kuvvetli, metin, genç, çok sahipler bulunduğuna ve bu biçare, ihtiyar, hasta, zayıf sahipten çok ziyade Risale-i Nur'a sahip ve varis ve hami olacaklarına kanaatim geliyor. Yani insan öldükten sonra da kendisi için medar-ı sevap olacak amelleri yapan kişilerin bulunmasını düşünmesi de ölümü de rahatlıkla karşılamasına sebep olur. İşte bu kazanımlar ancak cemaat sayesinde olur. Madem ahiret için, hayır için, ibadet ve sevap için, iman ve ahiret için Risale-i Nur ile bağlanmışsınız, elbette bu ağır şerait şartlar altında, hapishane şartları altında, Kur'an ve iman hizmetindeki mücahede-i manevi haysiyetiyle günümüzün manevi cihadı gerektirmesi sebebiyle hakiki mücahit kardeşlerle görüşmek gerek. Yani Bediüzzaman hapishanede bile cemaatleşmeyi meydana getirmiş,
o zor, ağır, sıkıntılı, problemli dünyayı da cemaatten güzel, problemsiz, sıkıntısız, huzur ve mutluluk yuvalarına çevirmiş. Böylece bu ağır ve sıkıntılı şartlarda, problemlerde ne yapmamız lazım? Hakiki mücahit kardeşlerle görüşmek ve akaidi uhuvvet etmek ve akdi uhuvvet etmek. Yani kardeşlik anlaşmasını yenilemek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak. Hem başkasını teselli etmek hem de müteselli olmak. Onların tesellilerinde müteselli olmak. Ve hakiki bir tesanütle kutsi hizmete sebatkarane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek. Birbirimizin güzel huylarından, ahlakından, davranışlarından istifade etmek ve Medrese-tü Zehra şakitliğine liyakat kazanmak için açılan bu imtihan meclisi olan şu Medrese-i Yusufiye'de, ki medreseyi, hapishaneyi Medrese-i Yusufiye haline çevirmiş, tayinini ve kaderce takdir edilen kısmetini almak ve mukadder rızkını vermek, yemek ve o yemekte sevap kazanmak için buraya gelmenize şükretmek lazımdır. Bütün sıkıntılara karşı mezkür faydaları, yukarıda sayılan faydaları düşünün, sabır ve tahammülle mukabele etmek gerekiyor. İşte en ağır şartlar karşısında, en ağır şartlar yine hapishanelerde, sıkıntılar, problemler, işkenceler orada yaşanıyor. Buradaki bu problem ve sıkıntıları, üzüntü ve kederleri de atlatmanın en etkili, en tesirli yolu cemaatleşmek, birbirini teselli etmek, birbirine dayanışmak, yardımlaşmaktır. Ki bu Risale-i Nur tarihi ve hapishaneler tarihi ve mahkemeler tarihi bunu ne yapıyor? Binlerce örneğini ortaya koymuştur. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektupları ara ara okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütala edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa, İnşallah talebe onun şerefini kazandırır. Hususan özellikle ihtiyarlar ve musibet zedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında çektikleri musibetleri ancak cemaat ruhu ve şuurunun verdiği bu teselli, dayanışma, yardımlaşma, kaynaşma olgularıyla atlatabilir. Dünyevi hangi kuruluş ve müessese, hangi aktiviteler bize bunları kazandırabilir? İşte bu teselli, yardımlaşmayı, dayanışmayı gerçek bir cemaat ve şuuruyla gerçekleştirebilir, ortaya koyabiliriz. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.